Tekrar merhaba herkese. Biliyorsunuz kare yastığı henüz bitirmedik. Yani biraz çiçek de ekleme yaptık vesaire ama henüz son şeklini vermedik. Biraz daha ufak olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de biraz daha desen anlamında büyütmekte fayda var. Ben bu renkle devam edeceğim ve herhangi bir köşe noktasından başlayabiliriz. O yüzden yapmak istediğiniz renk tonu ile başlangıç ilmeğini çekip şu şekilde herhangi bir köşe noktasından dediğim gibi başlayabilirsiniz. Marker takarak köşeleri belirlemiştim ben. Şu tarafa doğru giden trabzanın yani şu kısmına arkadan boşluktan tığ geçirip şuradaki trabzanı içine alıp tekrar arkadan tığ çıkarıp şu şekilde sık iğne yaparak sıraya başlıyorum. Sanırım görebildiniz ne yaptığımı. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Batacağım nokta şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arka katına batıyorum. Ve sık iğne. Sonrasında ta ip alıyorum. Biliyorsunuz burada 2 zincir çekip boşluk bıraktığım nokta vardı. Bir tane sık iğne boşluğu. Oraya batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şurada 5 tane zincir çekip şuradan sayarak 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneye battıktan sonra şuradaki yere batmak için ise 3 tane zincir çekmem gerekecekti. Onu unuttum. 3 zincir çekip 2 zincir çekip bir tane sık iğne bıraktım. Noktaya batıp 3 tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve bu da 3. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Batıyorum sık iğne. Arka katına batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri buraya tutturuyorum. Ve yine 1, 2, 3 zincir çekip şuradaki 2 zincir çekip bir tane sık iğne boşluğu bıraktığım yere batıp aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. Bu şekilde diğer köşeye kadar ilerliyorum. Tekrar şurayı da yapalım. Tekrar şunun tekrarını şuradaki kısma da yapalım. Şuradaki zincir boşluğuna kadar. Bazı noktalarda örneğin şurada olduğu gibi iki tane yer bıraktığım sayılar tam gelsin diye hatırlarsanız. Bazen iki zincir boşluğunun altında iki tane bu şekilde boşluk bıraktığımız noktalar vardı. Ona şimdi göstereceğim ben. Şurayı bir yapayım. Şu noktaya geldiğimde tekrar orayı nasıl geçeceğimizi şimdi göstereceğim. Önce 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve şuradan sayıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Batıyorum arka katına sık iğne ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arka katına batıyorum sık iğne ve ta ip alıyorum. 3 zincir çektikten sonra tabii hep unutuyorum. 3 zincir burada çekiyoruz. Ve yine şuradaki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 1 1 1 aynı yere batarak 2 ve bu da 3. Şurayı da birlikte yapalım. Oraya kadar ilerliyorum ben şu yaptıklarımı. Şu noktada tekrar görüşelim. Ben o noktaya geldim. Burayı yani iki tane bıraktıysak eğer burayı ise şu şekilde geçeceğiz. Önce oraya batmak için 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
Batıyorum hemen. İlkine ikili trabzan, yanındakine de batıyorum ikili trabzan. Ve tekrar ikinci battığım yere tekrar batıyorum ikili trabzan. Ve böylelikle 3 tane ikili trabzan yapmış oldum gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde devam ederek sıra başına kadar ilerliyorum. Şu noktada tekrar buluşup şuradaki köşeyi nasıl şekilde döndüğümü ise birlikte yapalım. Evet, ben yaptım. Kaç tane yapmışız bundan? 1, 2, 3, 4, 5. Ve köşe kısmına diğer kenara geçerken ise şu şekilde yapacağız. Önce 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Şu 2 tane trabzanın ortasından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Batıyorum sık iğne. Ve şimdi köşedeki şu yerin şuradaki kısmına batmak için ise önce 3 zincir çekiyorum. Ve hemen köşenin ilk trabzanına batıyorum. Arkadan şu şekilde sık iğne. Ve diğer trabzana geçmek için ise 1-2 zincir çekiyorum. Şunları çıkarabilirim artık. Ve diğer köşenin trabzanına batıyorum. 2 zincirden sonra. Ve buraya sık iğne ve tekrar. Şu an ben neredeyim? Şu an tam sizinle başladığım noktadayım. Yani siz videonun şu kısmına getirip diğer kenarları da 3 tane kenarları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve diğer köşeleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Köşeleri dönerken şuradaki köşe trabzanına arkadan sık iğne yapıyorum. Diğer kısma geçmek için ise 2 zincir çekip yine arkadan batarak sık iğne yapıp 5 zincir çekip yine sayıyorum. Ve şuradan 3 zincir çekip batarak ve şurada olduğu gibi bu şekilde şuradaki boşlukları doldurarak ilerliyorum. Bitim noktasında şu noktada tekrar görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum ve köşedeki diğer trabzana arkadan batıp sık iğne yapıyorum. Ve sırayı kapamak için ise 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Başlangıçta yaptığım başlangıç ilmeğine batıp kaydırma yapıyorum. Ve burada ipi kesmiyorum. Şu şekilde ilmeği çıkarıyorum. Markerı buradaki ilmeğe takıyorum. Çünkü ben tekrar bu iple devam edeceğim. Bir sonraki turdan sonra. O yüzden takıyorum ilmeğe bunu. Açılmasın, sökülmesin diye. Ve şimdi ters çeviriyorum. Aynı noktadan ters olarak devam edeceğim. Çevirdim ters. Bu ip burada beklesin. Diğer renk tonumu alıyorum. Ters çevirdik bu arada. 2-3 kere belirtiyorum. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Şu şekilde. Ve buradaki köşe ilmeğine batarak şurası, şu renk tonuna, benim için sarı. Sarı ile devam edeceğim çünkü. Oradaki zincir boşluğuna batıyorum. 2 tane tekli trabzan yeni sıra için. Sıraya başladım. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak yine 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bu zincirlerin hiçbirine dokunmuyorum ben. Bunlar arkada kalacak. Zaten şu anda arkadan tekli trabzan yaparak devam edeceğim. Şu şekilde yapacağız. Şimdi ben buradayım. Tekli trabzan yaparak şuradaki 3 tane ikili trabzan olan yere kadar ilerleyeceğim. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. 1 tekli trabzan yapıyorum. 2 ikinci tekli trabzan. 3. tekli trabzan arka katına battığım ilmeğin 2 katını alarak şu şekilde. Burada biraz dikkat gerektiriyor. Şu arka katı şu şekilde biraz dediğim gibi dikkat gerektirecek burada. O yüzden şöyle dikkatli şekilde tutuyorum. Bu arka battığım kat. Bu da diğer
öndeki kağıt batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Bu üçüncü tekli trabzan. Devam ediyorum sıradaki ilmeği batarak. 4 5 ve 6. 6 tane tekli trabzan yaptım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Yani buna batmıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi şuradaki 3 tane ikili trabzanı atlıyorum. Şuradaki zincire dikkat ederek, bu arkada kalacak çünkü. Yine buradan şuradaki trabzanı boş bırakıyorum. Şu noktaya batıyorum ama şuradaki zinciri arkada tutarak. Şu şekilde batıyorum. Ve yine tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak. Devam ediyorum. 1 İkinci tekli trabzan. Üçüncü tekli trabzan. Şu battığım tek katı ve öndeki katını da alıyorum. Üçüncü tekli trabzan. Dördüncü tekli trabzan. Beşinci tekli trabzan. Altıncı tekli trabzan. Yedinci tekli trabzan. Sekizinci tekli trabzan ise şu ve öndeki katı. 8 9. tekli trabzan, 10. 11 ve bir tane trabzan boşluğu bırakıyorum yine. Gördüğünüz gibi şurayı yapmıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Şuradaki 3 tane ikili trabzanı atlıyorum ve hemen şuraya batıyorum. İki tane trabzanın orta noktasına batıyorum. Ve aynı şekilde yine tekli trabzan yapıyorum. Nereye kadar? Şuradaki yere kadar. Şu trabzanı örmüyorum. Şuraya kadar ilerliyorum. Ama şuradaki zincirler hep bu şekilde arkada kalacak. Çünkü önden istediğim görüntü bu olacak. O yüzden arkadan yapıyoruz ve zincirler de arkada kalacak. Şimdi şuraya kadar yine birlikte ilerleyelim. Bu birinci tekli trabzan, ikinci tekli trabzan, üçüncü tekli trabzan. Şu tek katına battığım ilmek ile önündeki o boş bıraktığımı da alıyorum. Üçüncü tekli trabzan, dördüncü tekli trabzan, beşinci tekli trabzan, altıncı tekli trabzan. 7. 8. ise yine arka katına battım ve ön katında alıyorum. Ve devam ediyorum. 9. 10. ve 11. tekli trabzan yaptıktan sonra burada bir tane boşluk var ve boşluk bırakıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekip şuradaki 3 tane ikili trabzanı atlayıp 2 tane trabzanın arasındaki yere batarak tekli trabzan yapıyorum. Nereye kadar? Şunu dikkatli batayım. Buraya kadar. Yine sayılar eşit şekildeyse eğer 11 tane burada ortada yaptığım tekli trabzan yapıp 4 bir tane boşluk bıraktıktan sonra 4 zincir çekip yine şurayı atlayıp yine şunlar arkada kalacak şekilde tutup bu şekilde köşeye kadar ilerliyorum. Köşeye geldiğimde ise 2 tane tekli trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 2 tane tekli trabzan yaparak şurada başladığım gibi köşeye kenara başlayarak etrafını bu şekilde dolanıyorum. Ve bitim noktasına tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim ben. 5 tane tekli trabzan yaptım. Altıncısını şuraya batarak yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Köşeden önce 6 tane tekli trabzan yaparak ilerledik. Ve başlangıç ilmeğini şu şekilde batıyorum. Arkadan kaydırıyorum ve buradan ipi kesmiyorum. Tekrar marker takıyorum. Burası sökülmesin diye. Ve tekrar düz yüzeyini çeviriyorum.
Benim için mavi renkti burası. Bu renkle devam edeceğim. O yüzden hemen şuradaki ilmeği şu şekilde bollatıyorum. Markerı çıkarıyorum. Bu ip burada bekleyecek. Beklesin. Ve yeni sıraya başlarken ise dikkatli takayım. Şuradaki köşedeki iki zincir çekip tekli trabzan yaptığım noktanın şuradaki gidiş yönümdeki olan kısmına batıyorum, yani şuraya. Yine arkadan batarak sık iğne yapıyorum ve sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Batacağım nokta şuradan daha iyi olacak. 1, 2, şuradan 1, şöyle yapayım tam görün. Şuradan 1, 2 boşluk, üçüncüsüne batıyorum. Şu şekilde arka katına sık iğne ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum, ta ip alıyorum. Şuradaki 3 tane ikili trabzanın ilkine batıyorum. Şu şekilde boşluktan, şu şekilde girerek buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir, aynı yere yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2 ve bu da 3. Ortadaki ikili trabzana bir tane batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kenardaki kaldı. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde 3 tane ikili trabzanın sayılarını bu turda çoğaltıyorum. Bütün 3 tane ikili trabzanlara bu şekilde yapacağız. Diğer şuradaki 3 tane ikili trabzana geçmek için ise önce 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yine şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tekli trabzanın arka katına batarak sık iğne ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. tekli trabzanı arkadan batarak sık iğne ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine buradaki 3 tane ikili trabzanın ilkine şu şekilde batarak aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. Ortadaki ikili trabzana 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenardaki sonuncu ikili trabzanı ise yine başta olduğu gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu turda 3 tane ikili trabzanların hepsini bu şekilde yapacağız. Ve üçlü trabzanlar ulaşmak için ise şurada olduğu gibi diğer turda yine buradaki renk tonuyla arkadan tekli trabzan yaparak bunların bu şekilde arkada kalmasını sağlayacağız. O yüzden bunları bu şekilde batmamın nedeni bu. Diğer 3 tane ikili trabzan ulaşmak için ise tekrar şurayı tekrarlayalım birlikte yine. Önce 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradan sayıyorum. 1, şuradaki tekli trabzanın şurasından sayarak 1, 2, 3, 4'ün arka katına batıyorum sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4'ün arka katına batıyorum sık iğne. 1, 2, 3, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Buradaki 3 tane ikili trabzana ulaşmış oldum ve ilkine batıp bu şekilde aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Ortadakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenardakine ise yine başta olduğu gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde ikili trabzanları yapıyorum. Ulaşmak için ise diğer 3 tane ikili trabzana şuradaki yaptığımın aynısını yaparak ilerliyorum.
Köşeye geldiğimizde ise ne şekilde şurayı döneceğimizi diğer kenara doğru şu noktada tekrar buluşup şuradaki köşeyi birlikte yapıp diğer tarafa tekrar birlikte geçeceğiz. Evet, köşeye geldim. Ve köşeye ulaşmak için ise önce 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşincinin arka katına batıyorum. Sık iğne. Köşe kısmına varmak için ise 1, 2, 3 zincir. Köşedeki ikili trabzan, 2 zincir çekmeden önce yaptığım şuradaki ikili trabzana arka katından girip tekrar buradaki boşluktan çıkarak sık iğne. Ve tekrar 2 zincir çekip diğer taraftaki köşe tekli trabzanına batıp şu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'incinin arka katına ve tekrar 3 zincir çekip buradaki ikili trabzana ulaşıp şunları tekrarlıyorum. Köşeleri ise bu şekilde dönüş yapıyorum. Anlamışsınızdır sanırım ve bu şekilde devam ederek şurada bitirirken tekrar şu noktada görüşelim. Evet, köşeye geldim ben. Şimdi buradaki köşeye ise şu şekilde ilerleyeceğiz. Önce 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincire batıyorum. Arka kısmına, arka katına sık iğne ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradaki köşeye 2 zincir çekmeden önceki tekli trabzana batıp arkadan şu şekilde tekrar buradan çıkararak sık iğne yapıp 1, 2 zincir çekip şuradaki başlarken çektiğim şuradaki sık iğnenin katına batıp şu şekilde içinden kaydırıyorum. Ve yine buraya marker takıyorum. Çünkü sonrasında devam edeceğim. Şu şekilde ilmek sökülmesin diye bunu takıyorum. Bu renkle devam edeceğim. O yüzden çeviriyorum. Yine arka kısmından devam edeceğim çünkü. Hemen şu şekilde bollatıyorum. Bunu çıkarayım önce. Sıraya başlarken 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki şuraya batıp tekli trabzan yapıyorum. Ve yine köşedeki 2 zincir boşluğuna batıyorum. 2 tane tekli trabzan. Araya 2 zincir çekip tekrar 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak köşe için. Kenara başlarken ise yine buradaki zincirler arkada kalacak. Sadece şu deseni çıkarmaya çalışacağız. Şuradaki çektiğim zincirleri ise tekli trabzanlarla kapatacağım. Şu şekilde olacak. Hemen şuraya batıyorum. Birinci tekli trabzan. İkinci tekli trabzan. Üçüncü tekli trabzan. Şuradaki arka katına battığım ilmeğin ön katını da alıp üçüncü tekli trabzanı yapıyorum. Yanına batıyorum. Dördüncü tekli trabzan. Bu da beşinci tekli trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve evet, burada kalmıştım.
5 tane tekli trabzan yaptım köşeden sonra ve burada gördüğünüz gibi 1-2 tane tekli trabzan kaldı. Onları örmüyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Burada hatırlayalım, tam ortasındaki bir tane yaptığım ikili trabzanın arkadan şu şekilde tek katını alıyorum. Yani buradan 3 tane kalacak, bu kısımdan da 3 tane kalacak. Tam şu ortadaki bir tane yaptığım ikili trabzanın arkadaki tek katını alıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve bu tarafa geçmek için ise 1, 2, 3, 4 zincir ve şuradan 1-2 tane trabzan boşluğu bırakıyorum. Baştan sayıyorum ama şuradan sayıyorum. 2 tane tekli trabzanın arasından değil, şuradan sayarak 1-2, üçüncüye batıyorum. Tabii bu zincirler arkada kalacak ve ben arkadan tekli trabzanlar yapıyorum şu anda. Bu 1. İkinci tekli trabzan, tek katına battığım trabzan. Önden de alıp tekli trabzan yaptım. 2. Devam ediyorum. 3. Devam ediyorum. 4. Devam ediyorum. 5. Tekli trabzan yapıyorum. 6. tekli trabzan. Arka katına battım. 7. 7. 7 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve yine buradan 1-2 tane boşluk. 2 tane trabzan boşluğu var. Buradan bir saniye. 3, 6, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 7, evet. 7 tane tekli trabzan yaptım ve yine şuradaki gibi öbür tarafa geçmek için ise 1, 2, 3, 4 zincir. Yine ortadaki bir tane yaptığım ikili trabzanın arkadaki katına batarak şu şekilde tek katını alarak sık iğne yapıyorum. Yine bu tarafa geçmek için ise 1, 2, 3, 4 zincir. Yine şuradan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum ve yine 7 tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu da 7. Gördüğünüz gibi 2 tane yine tekli trabzan kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine ortadaki ikili trabzanın tek katına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Şuradaki köşeye geldiğimde dönüşü birlikte yaparız. Bu şekilde de önden görmüş olacak. Evet, köşeye geldim. 4 ve bu da 5. tekli trabzan. Ve köşedeki 2 zincire batıyorum. 1, 2 tane tekli trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 1, 2 tane tekli trabzan. Sıraya başlarken de hemen şuradan batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane tekli trabzan yapıyorum. Burada da gördüğünüz gibi 2 tane tekli trabzan boşluğu var. 4 zincir çekip yine ortadaki ikili trabzanın arkadaki tek katına batarak burada yaptığım gibi bu şekilde ilerliyorum. Bu da önden görünüşü. Ve bu şekilde dolanıyoruz etrafını. Bitim noktasında, yani şu noktada tekrar görüşürüz.